Selamlar Diablo severler. Bugün sizlere sezon 3'te, sezon 4'te ve 2024 yılında oyuna neler gelecek onları aktaracağım. Fakat öncesinde Diablo 2 bize şöyle bir tablo hazırlamış. Oyunda öldürülen yaratıklar, kasaba ölenler, işte hardcore modunda ölenler ve oyundaki en popüler iki sınıfı söylemişler, yazmışlar bize. Toplam öldürülen yaratık sayısı 1 trilyonmuş bana az geldi düşününce. Kasaba ölen Karakter sayısı, oyuncu sayısı. Bir muhtemelen karakter sayısıdır. Kas karakter sayısıdır. 37 milyonmuş. Sağlam bir sayı. Hardcore modunda ölen oyuncu sayısı 2.4 milyonmuş. Ve oyunda en çok oynanan sınıflar büyücü ve ölüm büyücüsü necromancer'mış. Yani ben isterdim ki burada druid olsun şimdi. Bilemedim fakat ne bileyim sorcerer'a okey derim de sorcerer'a necromancer'a okey diyemem. Bence Barbar bar daha çok oynandı gibi. Sizce hangileri daha çok oynandı? Ya ben oyunda sürekli bunu gördüm. Nasıl Necromancer kardeşim? Barbar bar da her yer diyorsanız yorumlarda belirtin bakalım ki ben çok hangi çardan rahatsız olmuş. Bir görmüş olalım. Şimdi bir geçelim. Sezon 3'teki değişikliklerimize oradan başlayalım. Önce bir şunu söyleyelim. Sezon 3 23 Ocak'ta gelecek arkadaşlar. Saat 8-9 gibi artık oyuncular ufaktan oyuna girmeye başlar. 23 Ocak akşam 8-9 güncellememizi alırız. Peki sezon 3'te neler olacak? The Gauntlet, Leaderboard, Hall of Ancients diye bir sıralama sistemi geliyor artık. Leaderboard'umuz olacak. Oyuncuların sıralamasını görebileceği bir sistem. Peki bu Gauntlet sistemi nedir? Gauntlet sistemi arkadaşlar canavarlar, canavarların konumları, zindanın özellikleri aynı olan bir zindan gibi düşünün. Yani bu Lord Zir zindanları yaptığımız zindanlar gibi. O yaptığımız zindanlar gibi olacak. Fakat aynı tip. Sürekli aynı tip zindan. Zamana karşı yarışacağız. Yeteneklerimiz, işte ustalığımız test edebileceğimiz bir liderlik tablosu olacak. Ee, puanımızı arttırmak için canavarlar ve sandıklardan Proofs of Might diye bir eşya düşüyor. Bu eşyaya göre liderlik tablosundaki puanımız da artabiliyormuş. Bu liderlik tablosu her haftanın başında sıfırlanıyor. Önceki gidiyor. Ha yani haftalık bir lig sistemi olacak. Lider board'u olacak, lider sistemi olacak. Liderlik tablosunda en iyi bir oyuncu yer alacak ve bu tablolar solo, işte her sınıfın solo, druid, sorcerer, Rock, necromancer, barbar şeklinde olacak veya ikili, üçlü, dörtlü gruplar halinde de dereceye girebileceğiz. Lider board bu şekilde ilk 1000'i görebileceğiz. Eee düşecek Proof of Might bu eşyalar puanımızı arttıracak. Bir haftada bir her hafta başında resetlenecek. Zindanlar hep aynı tip değişmeyecek. Sonrasında The Hall of the Ancients kadimlerin salonu diye bir kısım gelecek. Bu da her hafta ve sezonun en iyi 10 oyuncusunu kalıcı olarak gösteren bir kısım. Yani yazan bu şekildeydi. Bu herhalde artık mesela sonraki sezon ya da sonraki hafta bir önceki haftanın 10 kişisini görebileceğimiz şekilde bir sistem muhtemelen bu. Güzel olacak, rekabeti arttıracak. Nasıl olur, nasıl olmaz. Bir daha detaylı bilgileri e, sezon öncesinde yapılacak bir yayın olacak. Diablo'nun kendi yayını olacak. Onunla paylaşırlar. Ne değişiklikler gelir, ne değişiklikler gelmez. Detayları daha da orada yazarlar. Fakat temelde bu şekilde olacak. Şöyle birkaç resme bakalım. Böyle koymuşlar. Solo Barbarian nedir demiş. Barbar sıralaması herhalde bu. Dediğine göre 8 dakika içerisinde öldürebildiğin kadar şeytan öldür diyor. Herhalde ona göre bir puanlama olacak. Burada Seal of Worthy demiş. Rank 22. Herhalde lig sistemi gibi bir şey olabilir. Çünkü burada rankta Worthy yazıyor. Buna göre bir puanlama ödül sistemi olabilir. Çünkü sona erdiğinde şöyle bir ödül havuzu var. Seçmeli mi hepsini mi veriyor bilmiyorum. Onun hakkında bir açıklama yok. Fakat giriş bu şekilde olacak herhalde. Direkt panel üzerinden. Güzel. Rank 1'in skoru burada görünüyor. Rank bizim skorumuz. Burada aradaki fark böyleymiş. Farklı ligler görünüyor. Burada lider board'un nasıl oldu? Hepsi 95. Aradaki farklar yani büyük farklar değil, ufak farklar. Demek ki bayağı bir zorlayacak artık. Yüksekle ver. ki bunlar 95 olması falan filan bunlara takılmayalım şu an. Değişecektir. Çünkü bu daha development, gelişim aşamasında olduğu için belli olmaz şu şekilde solo kısımlar. Burada solo Barbar Dorit. Necro, Rogue, Sorcerer şeklinde. Duo, Trio dörtlü. 2-3-4 şeklinde. Son haftanın burada mesela o dediğimiz kısım. Son haftanın 10 kişisini burada gösterecek. Last week kısmında muhtemelen. Ve bütün platformlar tek şeyde görecek ve global olacak. Yani dünyanın her yerinden farklı farklı insanlar bayağı burada yaşayacak. Yani ülkesel ya da bir bölge bölge bir değişiklik olmayacak. Sadece hardcore olan ve hardcore olmayan diye bir sıralama var sanırım. Burada yazdığı üzere filtreler var. Bütün platformlar gösteriyor. Bu sistem bu şekilde olacaktı. Gauntlet, Leaderboard ve Hall of Ancients kısmı bu şekilde. Sezon 3'te gelecek bu. Onun haricinde sezon 3'te başka ne olacak? Yani dediklerine göre oyun sonu içeriği gelecek. Sezon 3'te ekstra bir oyun sonu içeriği gelecek. Bununla ilgili detaylı bilgi vermediler. Fakat 23 Ocak'tan önceki bir hafta içerisinde bir geliştirici yayını olur. Onunla daha detaylı bilgileri verecekler. Bizim için kıymetli değişikliklerden birisi cehennem dalgası değişikliği. Sezon 3 ile beraber cehennem dalgası 55 dakika boyunca aktif olacak. Ve bu cehennem dalgaları arasındaki süre 5 dakika olacak. Yani artık sürekli cehennem dalgası var olacak. Bu da bizim materyal kasmak için işte yaşayan yaşam çubuğumu yaşam çeliği mi onu kasmak için ekstra bir fırsat olacak. Yani sürekli bir materyal kasabileceğiz. İşte o unutulmuş ruh, o sarı taş dediğimiz zımbırtıdan yani sürekli materyal kasabileceğiz. Bu çok kıymetli bir şey. 55 dakika sürecek artık cehennem dalgaları. 5 dakika mola, sonra tekrar. Güzel bir mantık. O da haritanın temizliği, bizim çanta boşaltıp gelmemiz için güzel bir süre 5 dakika kafi. Sonrasında daha fazla 925 öğe gücüne sahip kaynak yani o eşyaları düşürebilmek için daha fazla fırsatımız olacak. Daha önce biliyorsunuz sadece Duriel'den düşüyordu sürekli. Artık bunu farklı farklı yerlerden düşürmemiz için de bir şeyler yapacaklar. İşte başka bir boss mu eklerler ya da belli bir görev yapınca vermeme eklerler ya da sezon etkinliğiyle mi yaparlar bilmiyorum. Ama 925 öğe gücünü düşebileceğimiz başka fırsatlar da olacak artık. Sadece Duriel'e muhtaç olmayacağız. En kıymetli güzel değişikliklerden biri de konsol oyuncuları için takas yaparken para basma sorunu. Artık bu kaldırılıyor artık. Saatlerce ona bas çek yapıyorlar artık bilmiyorum. Basılı mı tutuyorlar bilmiyorum. Yani tam sayı basamıyorlar işte 1T'yi basarken yarım saat sonra basmalar vesaire. Artık öyle mi olur? Nasıl yaparlar bilmiyorum ama bu sorun kalkacak. Artık öyle bir problem olmayacak. Bunu sezon 3 ile beraber çözeceklerini söylemişler. Bu çok kaliteli bir haber. Sezon 3 ile ilgili. Özet ufak ufak verilen spoilerlar diyelim artık bunlar. Umarım daha detaylı şeyler olur. Bunlarla bizi bırakacaklarını zannetmiyorum. Zaten şurada oyun sonu içerik ekleyecek dedik, ekleyeceğiz dedik yerine göre kesin bir şeyler var orada. Bundan da razıyız. Şu 925 övgücünü daha fazla bulmak çok güzel. Çünkü artık oyun sonu içeri yapmak için gerçekten 925 övgücü eşyalara ihtiyacımız oluyor. E sadece Duruel'den kasmak pek konforlu güzel bir şey değildi. Sıkıntı olan şeylerdi. O yüzden bu güzel haber. Her tight'ten materyal kasmak güzel artık. Unutulmuş sıkıntısı, cart, cart Onlardan bayağı bir kurtulacağız. Bu bizi rahatlatacak. Ve tabii ki konsol oyuncularının para basarken yaşadığı sorun. Bunu da çözmeleri müthiş olmuş. Peki sezon 3 sonrası yani sezon 4'te neler olacak? Bir onlara bakalım. Sezon 4 muhtemelen Nisan ayında gelir. 3 ayda bir sürü Nisan ayının son haftası gelir hatta. Çünkü 3 ayda bir sürü sürüyor. Değişiyor sezon. Ocak 23'te gelecek sezon 3. Sezon 4'te 3 ay sonrası Nisan'ın son haftasına denk geliyor. Muhtemelen zaten beklenen de o şekilde. Sezon 4 ile ilgili çok fazla bilgi yok. Fakat başlıca değiştirileceğini söyledikleri sistem eşya bulma sistemi, eşya yapma sistemi diyelim artık eşya sistemi. geliştirecek ekip oyuncuların işine yarayacak eşyaları daha kolay bulmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Yani artık o, hani arıyoruz ya lan 4-4 gelsin, 3-3 gelsin, 4-3 gelsin değiştiririm ben onu rollerim bir şey yaparım bir şey gelsin ben halledeyim yeter ki deyip saatlerce o yüzüğü, kolyeyi arıyoruz yani bulamıyoruz. Hatta düşmüyor buydu deneyemiyoruz. Tam anlamıyla deneyemiyoruz. Onu sistemi biraz daha kolaylaştıracaklarını söylüyorlar. Eşyadaki eklentileri daha anlaşılabilir ve önemli olmasını sağlayacak değişiklikler üzerinde çalışılıyormuş. Yani açıklamaları, özellikleri vesaire değiştirmeye çalışacaklarmış. Ee, bunun dışında Blizzard bir de eşya sisteminde önemli değişiklikler ve iyileştirme yapmayı planlıyormuş. Tüm bu değişiklikleri sezon 4 öncesi bir canlı yayında anlatacaklarmış. Yani sezon 3'ten daha 3 gelmeden 4'te ilgili bunlar biraz mantıksız ama sıkıntı yok. Aynı şekilde sezon 4'te de oyun sonu içeriği olacakmış. Umarım bizi tatmin eder. Doya doya eşya sistemin değişecek olması güzel. Çünkü gerçekten bazı eşyayı bulamıyoruz. Yani satın almaya çalışıyorsun. E paran belki olmayabilir. Belki satın almayı istemiyorsun. Ticaret kısmına giresin yok. Kendini düşür düşür. Para bu da düşmüyor. E satın aldım diyorsun bu sefer. Çok iyi bir eşya olduğu için epik bir para çıkıyor. O yüzden sıkıntı bir süreçti. Onu kolaylaştıracak olmaları, eşyaları daha anlaşılır hale getirecek olmaları. Bunlar güzel şeyler. Mesela pot kapasitesi falan vardı. Bence gereksizdi. Tartışılır tabii. Ama bu eşya bulma sistemi değişecekmiş. Sezon 4'te de oyun sonu içeriği gelecekmiş. Sezon 4 ile ilgili ufak, ufak spoilerımsız spoiler budur. Devamında 2024'ün son çeyreği yani gelecek olan DLC. Vessel of Hatred genişleme paketi DLC. Bu paket nedir? Vessel of Hatred oyunun hikayesini kaldığı yerden devam ettiren ücretli bir genişleme paketidir. Bunu açık açık söylüyorlar. Bu gelecek DLC paketi Nahantu bölgesi olarak gelecekmiş. Yazana göre Travinsal ve Kuras rıhtımları gibi yeni ve eski yerleri oyuna dahil ediyorlar. Sanırım ben bilmiyorum hani eskide öyle bir yerler var mı hani ama çeviri de bu şekildeydi hani İngilizcesi yazanda. Travinsal ve Kuras gibi bölgeleri eski yeni eski bölgeleri oyuna ekliyorlarmış. Bu bölgenin zaten muhtemel yeri haritada ayrılmış durumda. Ben oyun içi de vereceğim. Haritadaki kısmı da şu şekilde. Zaten oyuna girdiğiniz zaman haritaya baktığınız zaman şurada ve şurada ben bunu daha önce yayında bayağı öncesinde söylemiştim hatta. Şu kısımda ve şu kısımda böyle kırık yıkık dökük iki köprü var. Zaten buraya başka bir erişim sağlanacak yer yok. Şurada bir iskele gibi bir yer var. Başka yanlış hatırlamıyorsam şurada bir iskele gibi bir yer var. Ancak buralardan erişim sağlanabilir ki buradan öyle bir mekanik yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Şehirden geçiş kolay kolay herhangi bir haritada yapılmadı. Herhangi bir bölgede şehir içerisinden geçiş. O yüzden benim düşüncem ya buradan ya buradan geçiş olur. Daha önce de söylemiştim bunu. Oyun içi görüntülerini de ben buraya bırakırım. Ee, yerleri hazırlanmış hani. Biz bunları buraya koyacağız demişler. Bu genişleme paketinde daha önce Diablo evreninde görülmemiş yeni bir karakter sınıfı ile birlikte gelecekmiş. Yani ben eski karakterleri bilmiyorum. Eski Diablo evrenini de bilmiyorum. Fakat söylenene göre Diablo evreninde görülmemiş yeni bir karakter sınıfıymış bu gelen. Umarım herkes memnun olur, sever, güzel bir karakter olur. Bu 2024'ün son çeyreği artık Ekim, Kasım da gelir diye düşünüyorum. Ben hatta %90 ihtimalle Kasım'ın, Ekim'in son haftası, Kasım'ın ilk haftasına denk gelebilir. Bu de paketle ilgili detaylı duyurun yaz ayların başında yapılması bekleniyormuş. Şu an için herhangi bir detaylı duyuru yok. Fakat genel müdür Rod Ferguson'un bir röportajına göre muhtemelen 6 ay içinde detaylı bilgiler gelebilirmiş. Böyle söylemişler. Zaten Nisan'da gelsin Nisan'ın sonunda, sonunda. Mayıs, Haziran, Temmuz. Temmuz'un sonu sezon 4 bitiyor. Ağustos'un başında başlasa Ağustos, Eylül, Ekim'de biter. Ekim, Kasım gibi sezon 5 mi geliyor? 4 bitiyor. 6 mı geliyor? Yani bu DLC sezon, sezon değil Ekim, Kasım gibi oyuna dahil olur. %91 ihtimalle. Bakın zaten gördüğünüz gibi o köprünün devamı hatta o şimdi fotoğrafını koyduğum köprülerden birinin belki devamı burası, belki aşağısı burası, belki buradan geçiş olacak. Muhtemelen orlardan olur diye düşünüyorum. Zaten o bölgeye yaklaştığınız zaman ee, orman temasını göreceksiniz. Zaten ormanlaşmış bir tema var oralarda. Fark edeceksiniz gelecek olan DLC ile ilgili bilgiler şu an için elimizde bunlar var. Güzel bir DLC olacağını benim şüphem yok şahsen. Ve son olarak da planlanan güncellemeler. Bunlar %100 değil ama yüksek ihtimal, çok yüksek ihtimal. Yani düzeltmek istedikleri bu sorunun farkındayız, farkındayız bu sorunun dedikleri değişiklikler. Codex of Power güç rehberi değişikliği. Bu aspektten bahsettiğimiz yüz kristalleri değişikliği. Ee, ekip yani söylenene göre bu kristalleri çantamızdaki o kısmından alıp o Codex of Power yani güç rehberi kısmına taşımak istiyor. Yani amaçları buymuş. Çantada kaplanan yer, depoda kaplanan yer bayağı azalmış olur, büyük rahatlık olur bizim için. Ha bu nasıl olur? Ee, daha önce de söylemiştim bunu. Örneğin %10 veren bir yüz, yani minimum %10 veren bir yüz. Codex of Power'da 10 olarak fakat sen 15'i bulduğunda, oraya koyduğunda artık onun minimum değeri 15 olarak değişebilir. Bu bizim aspekt bulmamızı, depodaki yer sorunumuzu bayağı bir ortadan kaldırır. Muhtemelen bu şekilde olur. İşte daha yük ne kadar yükseğine bulursan o minimum değer ona göre değişecek. 10 ile 20 arasındaysa bir yüzdelik değer. Düşürdüğün her her yüksek oran onu kalıcı olarak değiştirmiş olacak. 16 düşünün artık 16 basabileceksin o aspekti, yüzü. 20 çıktım artık yüksek mak maksimum değeri basabileceksin. Ha bunu limitli mi yaparlar? Düşürdüğün kadar mı basarsın? Sınırsız mı yaparlar? O kadarını bilmiyorum. Fakat yapılabilecek mantık bu. Fakat şöyle kötü bir haber var. Yani şu Joe şey arkadaşımızın beyefendinin dediğine göre bu düzeltmemiz zaman alacak. Muhtemelen 3. sezonu göremeyeceğiz ama kısa süre sonra oyunda olacak demiş. O yüzden 3. sezonda maalesef olmayacak bu değişiklik. 4'te ya da 3'ün sonuna doğru belki bize verebilirler. Sonrasında daha fazla kalıcı oyun sonu içeriği. Blizzard oyuncuların ilerlemenin oyuncuların ilerlemenin çeşitli aşamalarını yapabilecekleri daha fazla oyun sonu içeriği üzerinde çalışıyormuş. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun. Ve güzel özelliklerden biri kayıt edilebilir yetenek ve mükemmelliğe sistemi. Yani bu ilkler arası geçiş kolaylığı. Yetenek ve mükemmeliyet sistemleri arasında yani bu arasında kolayca değişim yapması sağlayan bir sistem üzerinde çalışıyorlarmış. Bu Diablo 3'te varmış. Armory olarak geçiyormuş nasıl bir sistem nasıl çalışıyor bilmiyorum. Fakat bu arasında değişiklik çok iyi. Neden çok iyi? Ya şimdi dereceli sistem şey yapıyor. Adam bu değiştirsin, eşya mı ayarlasın. Şimdi partili sistemler yapacaklar. Gruplu sistemler. Adam belki grupla oynayacak ona göre bu yapacak. Support bir bu yapacak. işte sola girecek adamlar olmadığı zaman sola oynamak isteyecek. Tekrar bu yük falan sıkıntı şeyler. Bunu olabildiğince erken getirirlerse çok güzel olur bu değişikliği. Bir sonraki sorunlardan birisi eşya toplama filtresi. Yani bunun farkındalarmış. Oyuncuların bir eşya toplama filtresi istediğinin farkında ve bunun üzerinde çalışıyorlarmış. Bununla ilgili net veya muhtemel bir tarih yok. Fakat e, benim düşüncem sezon 4'te gelecek olan eşya değişikliğinden sonra yaparlar. Çünkü iki kere değişiklik yapmak zorunda kalacaklar. Sezon 4'te eşya bulma olayı vesaire kolaylaşacakmış, değişecekmiş. O yüzden o geldikten sonra getirmeyi planlıyorlardı muhtemelen. Joe Bey abimizin dediği de o şekildeymiş. Bununla ilgili net bir tarih açıklama vesaire yok maalesef. Ve son olarak sosyal özellikler. Oyuncuların birbiriyle etkileşim kurabilmek için grup bulma özelliği bunun üzerine çalışıyorlarmış. 2014'ün sonlarında genişleme paketi gelmeden önce bu özellikleri oyuna dahil etmek için uğraşıyorlarmış. Yani DLC'den önce bu özellikler oyuna dahil olacakmış sosyal özellikler. Sezon 3, sezon 4 ve 2024 yılı yani DLC paketiyle beraber olacak değişiklikler vesaire. Özetle şimdilik bunlar. Söyledikleri açıkladıkları bunlar. Şimdilik. Bakalım daha söylemedik yerine sürprizler karşılıyor. Ne hüzünler karşılıyor. Göreceğiz bakalım. Umarım herkes memnun bir şekilde oyununu oynar. Eğlencesini çıkarır. Bakalım neler olacak. Evet şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Yeni değişiklikler geldikçe ben yine aktarmaya çalışacağım. Hepinizin yeni yılı kutlu, mutlu, huzurlu, sağlıklı olsun inşallah aklınıza takılan, kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Veya keşke şöyle olsaydı, böyle olsaydı yorumlarınızı belirtmekten çekinmeyin. Bizler her gün Twitch platformunda yayında oluyoruz. Akşam üzeri 4-5 gibi açarım. Sabahlarım 24 saat, 30 saat değişiyor duruma göre. Merak ettiklerinizi gelip sormaktan lütfen çekinmeyin. Bizden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bugünlük GG.